Venedik'te San Zakarya Kilisesi'ndeyiz. Giovanni Bellini'nin son sunak resimlerinden birine bakıyoruz. Bu San Zakarya sunağı. Venedik'te çok örneğini gördüğümüz, Meryem'i kucağında bebek İsa ve etrafında birkaç azizle birlikte tasvir eden kutsal konuşma denen türe ait bir eser. Soldan başlarsak ilk olarak Aziz Peter'i görüyoruz. Sağ elinde bir kitap, sol elinde ise cennetin anahtarlarını tutuyor. Onun yanında Azize Katerina'yı görüyoruz. Üzerinde şehit edildiği işkence çarkına yaslanmış ortada tahtta bebek İsa'yı tutan Bakire Meryem var. Hemen aşağıda bir melek kemana benzeyen küçük antik bir enstrüman çalıyor. Diğer tarafta elinde kristal bir şişeyle Azize Lucy'yi görüyoruz. Azize Lucy görme yetisiyle ilişkilendirilmiş. Aslında köllerin koruyucusu Hikayeye göre İsa'ya olan inancı ve bağlılığı yüzünden gözleri çıkarılmış. Sağ tarafta İncil'i Latinceye tercüme eden Aziz Jerome var. O da öğrenme ile ilişkilendirilmiş. Hem bir papaz hem de kilise doktoru olduğu için kardinal kırmızısı giyiyor. Genellikle sakallı olarak ve elinde bir kitapla resmedilir. Tüm bu figürlerde göze çarpan şey muazzam bir ciddiyet, sessizlik, derin düşünme, meditasyon, dua ve adanmışlık hali tıpkı Masaccio'nun Kutsal Üçlü eserinde olduğu gibi. Bellini duvarı öylesine dönüştürüyor ki artık onun bir duvar değil, küçük bir kilise olduğuna inanıyoruz. İç mimarinin, resimde tasvir edilen mimarinin resmin çerçevesiyle bağlantılı olması çok ilginç. Resmi çerçeveleyen taştan sütunların sol ve sağ üstte bulunan kemerleri bize doğru uzanıyormuş gibi görünüyor ve sanki içine girebilecekmişiz gibi görünen manzarayı çerçeveliyor. Ama orijinal çerçevenin ne kadarının günümüze ulaştığını bilemiyoruz. Bu resim Napolyon tarafından Paris'e götürülmüştü. Daha sonra geri getirildiğinden şu anda orijinal yerinde olup olmadığından emin değiliz. Belliğini öylesine bir alan yaratmış ki bu seyrettiğimiz anın içindeymişiz gibi hissediyoruz. Ama diğer taraftan figürleri uzaktan görebiliyoruz. Onlara aşağıdan bakıyoruz. Yani arada bir mesafe de var. Bu kutsal konuşma anına tanık oluyoruz ama bir yandan erişilmez de görünüyor. Bir başka deyişle ona yaklaşabiliyoruz, önünde durup seyredebiliyoruz ama tam olarak dahil olamıyoruz. Bu resim yağlı boya ile yapılmış. Bellini'nin yağlı boyayı en etkili kullanan isimlerden biri olduğunu biliyoruz. Opak olan ve mat bir görüntü yaratan zamklı boyanın aksine yağlı boya yeterince inceltilirse şeffaf bir görüntü sağlar. Beyaz bir taban üzerine ince tabakalar halinde uygulandığında son derece derin, canlı renkler yaratabilir. Bellini, yağlı boyayı bu şekilde kullanan ilk ressamlardan. Işığı da aynı incelikle kullandığını görüyoruz. Bir taraftan gözleri yere doğru bakan, gölgedeki figürleri, öte yandan Meryem'in arkasındaki yarım daireye vuran ışığı görüyoruz. Tüm bu özellikler resme gerçek bir derinlik ve hacim kazandırmış. Bu resimdeki ışık ve gölgeler resmin şu anda kilisede bulunduğu nokta itibarıyla dışarıdan gelen gerçek gün ışığıyla aynı hizada ve mükemmel bir uyum içinde. Burada durup resme bakarken soldan sağa doğru hareket eden gölgeleri gördüğümüzde kapı girişinin resimle olan ilişkisinin son derece anlamlı olduğunu anlıyoruz. Bunu ayrıca apsiz mozaiğinde de güzel bir şekilde görüyoruz. Buradaki altın rengi mozaik, Bellini'nin hayat boyu ilgisini çekmiş olan Bizans geleneğini anımsatıyor. Bu geleneğin örneklerinin bulunduğu Bellini'nin en aşina olabileceği yer Venedik'teki San Marco Kilisesi. Bu kilise de buradaki absiste gördüğümüz gibi altın mozaiklerle kaplı. Burada ayrıca klasik döneme ve İncil'e dair referanslar da var. Mesela duvardaki sütunlarda Korint başlıkları var. Meryem'in oturduğu tahta bakacak olursanız, üzerinde klasik bir heykel başı var. Bu geleneğe göre İsa'nın soylu atalarını hatırlatan Kral Davut olabilir. Burada bir sükunet ve derin düşünce hissi var ve bu kısmen simetriden kaynaklanıyor. Bu katı bir simetri değil. Gerçek bir denge ve uyum hissi var. Her iki tarafta da iki figür var. Bize yakın olan figürlerin yüzleri öne, başları aşağıya dönük. İki kadın figür içeri doğru bakıyor. Meryem sağa doğru, melek de tam zıt yöne doğru yaslanıyor. Bu uyum ve zarafet aynı zamanda kompozisyonun tümünde gördüğümüz zarif kıvrımlı formlarda tekrar ediyor. Mesela Aziz Peter'in kolundaki kıvrım, Katerina'nın elindeki palmiye yaprağı ve elbisesindeki kıvrımlarla uyumlu. Bunlar da meleğin açık renkli kıyafetindeki kıvrımlarla uyum içinde. Bu zarif kıvrımlı formlar kompozisyonda bir bütünlük sağlıyor.